başınızı Afrika kıtasından kaldırın haritada ve ülkenize bakın dedi. Ne yazıyor dedi? Türkiye yazıyor öğretmenim. Başka başka ne yazıyor dedim. Başka hiçbir şey yazmıyor öğretmenim. Bir tek Türkiye yazıyor. Yani dedi Türkiye yazısının altında bir parantez olup da Amerikan mandası, İngiliz himayesi, Fransız sömürgesi filan bir şey yazmıyor mu dedi. Hayır öğretmenim hiçbir şey yazmıyor. Bir tek Türkiye yazıyor. Çocuklar dedi, şimdi anladınız mı Mustafa Kemal'in bize ne yaptığını dedi. Başladım. Paşam, havacılığa dahil şunları yapacağız. Paşam, yeni hava alanlarını yapacağız. Paşam, yeni uçaklar yapacağız. Uçaklara dair şöyle personel yetiştireceğiz. Şunlar. Paşa, gitgide artan bir tedirgin bir ifadeyle beni dinliyordu. Sonra konuşmam bitince paşaya ziyaretçi defterini uzattım. Paşam dedim, buyurun buraya gelişinizin anısına bir imzanızı atar mısınız? Paşa kalemi ve defteri aldı ve biraz düşündükten sonra imzasındaki ilk harfi yazdı ve bana defteri geri uzattı. İyi ama paşam, imzanızı tamamlamadınız. Biliyorum Rıza Bey dedi. Biliyorum. Bana çok şeyler vaat ettiniz Rıza Bey. Çok şeyler vaat ettiniz. Şimdilik bir K harfi yeterlidir. Vaat ettiklerinizin gerçek olduğu gün bu defteri bana tekrar getirin. İmzanın geri kalan kısmını o zaman tamamlarım. Defteri uzattı bana. Aklı Kemal'in boş vaatlerle hiç işi yoktu. Bu cumhuriyet düşmanları Hıtkı Bey her yere ele geçirdiler. Bak, sen ilkokula başladın, hatırla. Öğretmen girdi sınıfa. Dedi ki, evladım dedi, sık bakalım yumruğunu dedi, sıktım. Hani dedi, senin içinde şu atan yürek var ya dedi. Evet dedi. İşte o yürek senin şu an sıktığın yumruğun kadar dedi. Heyecanlandım. Demek ki bazen de dokununca hissettiğin o sesini duyduğun yüreğin meğerse bu sıktığın yumruğun kadarmış. Şimdi o yumruğu bir kere daha sık ve dök. Bu memlekette cumhuriyet düşmanları, Atatürk düşmanları her yere ele geçirmiş olabilirler. Ama benim içimde şu sıkılı yumruğum kadar bir yürek var. O yüreği ele geçiremedikten sonra hala çare var mı sevgili kardeşim? Rahmet bir yandan o Afyon'un ayazında zil titrerken bir yandan kulaklarında ustasının sesi. Ahmet, ne yap yetiştir emaneti Ahmet. Ne yapıp yetiştirdi işte Ahmet. Anadan üryan kaldı. Gene yetiştirdi emaneti. Ve o güne kadar dünyada hiçbir zaman hiçbir insan böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Kafi değil, o kafi söylemek için aldığımız nefes dahi yeter. O nefes bizde oldukça, bu yürekle birlikte o nefes sözlere dönüştükçe, atamızın kurduğu binlerce şehidimizin, binlerce Ahmet'in, Mehmet'in kurduğu bu vatan üzerindeki kurulan cumhuriyet asla yıkılamayacak.